Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, okyanus ötesinde yaşayan dostlarımıza, yurttaşlarımıza, zorla kaçırtılmış olanlara, mecburiyetten gitmiş olanlara, eğitim için gitmiş olanlara, ekmek parası için gitmiş olanlara, okyanus, öbür okyanus, okyanus deyince Atlantik okyanusu da var, Pasifik okyanusu da var. Yanlış anlamının da bir anlamı yok. Ha kaldı ki isteyen de yanlış anlasın, çok da umursamam. Dünyada şu anda bizimle Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın arasında iki okyanus var. Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu. Değil mi canlarım? Okyanusun öbür tarafında yaşayan yurttaşlarımıza da, Avrupa Birliği'nde yaşayan yurttaşlarımıza da tabii, dünyanın her tarafında yaşayan insanlarımıza, o anda bulundukları ülkedeki saat durumuna göre, eğer sabah erken saatlerdeyse herkese günaydınlar. Öğlen saatlerindeyse günaydınlar. Yatmak üzereyseler iyi geceler. Yemek saatindeyse iyi akşamlar. Herkese, herkese. İnanın bir gün hep birlikte bu dünyanın en güzel ülkesinde buluşacağız. Baskısız, özgür, son derecede adil bir yargı. Adil, kimseden emir almayan hakimler ve savcılar. Yani hukukun üstünlüğü ilkesinin temel alındığı bir ülke olarak bu dünya güzel ülkede hep birlikte el ele yaşayacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini hep birlikte el ele aşacağız. Bilhassa orada, yani dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan, yaşları 20, 40, 60, 80 ne olursa olsun bütün insanlarımıza sesleniyorum. Bütün herkese sesleniyorum. Canlarım benim. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu kadar uzun bir günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler girişinden sonra acı bir haber vereceğim. Çok uzatmayacağım ama sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, bütün insanlık çok büyük bir insanı kaybetti. Evet, gazeteci. Zaten olağanüstü güzel bir gazeteciydi. Müthişti. Yıllarca gazetecilik yaptı. Hiç kimse bir kere bile hakkında dedikodu dahi yapamadı. Yolsuzlukla, şununla, bununla ilgili, iş takipçiliği. Hiç kimse, en azılı düşmanı bile öyle bir iftira atmaya cesaret edemedi. Mükemmel, dürüst bir gazeteciydi. O ayrı zaten. Mükemmel bir üslup. Kelimelerin efendisi. Ama yoğun bir duygu. İnsanları sevdiği kadar hayvanları da seven birisi. Hatta belki de hayvanları pek çok insanımsıdan daha çok seven birisiydi. Bekir Çoşkun. Evet. Kaybettik. İnsanlık çok değerli bir insanı kaybetti. O nedenle sadece Türklerin değil, bütün dünya insanlığının başı sağ olsun canlarım. Güzellerim, muhalefet partilerini eleştirdim diye kimileri bana kırılıyorlar, güceliyorlar. Lütfen kırılmayın, gücenmeyin. Hep anlattım, her zaman anlattım. Bin kere, milyar kere anlatacağım. Demokrasileri iktidarlar korumaz. Hayır, zaten demokrasilerin olabilmesi için İktidar partisine ihtiyaç yok. Muhalefet varsa iktidar her yerde var. En despot ülkelerde bile iktidar var, değil mi? Tek başına ama, tek başına. Bir kişi, sadece bir kişi. Mesela vardı Ömer Beşir, bizim reisin en yakın arkadaşlarından biriydi. Somali başkanı nerede? Hapiste. Hapiste. İnsanlar sonunda demokrasi istediler çünkü. Değil mi canlarım? Muhalefet demokrasinin emniyet sübabıdır. Neden? İnsanlar, halklar iktidardan bıktıklarında eğer güvenilir bir muhalefet varsa demokrasiyi sahiplenirler. Asla ve asla şiddete başvurmazlar. İhtilal gibi şeyleri akılların ucundan bile geçirmezler. Sandıkla gidebiliyorsa bir ülkede, sandıkla gelip sandıkla gidenin arkasından gelecek olan muhalefet, sandıkla giden iktidardan çok daha umut verici, dürüst,
çalmayan, çırpmayan, hukuka saygılı, yasalara, mahkemelere, yargılara karışmayan, asla hiçbir zaman karışmayan, şunu çıkarın diye hakimlere emir vermeyen, şunu tıkın diye hakimlere emir vermeyen muhalefet ise halk, o muhalefete güvenir ve hiç merak etmeyin, mutlaka önünde sonunda muhalefeti iktidara getirir. Ben muhalefeti niye uyarıyorum? Bu nedenle uyarıyorum. Bakınız, ne zamandı tam hatırlamıyorum ama herhalde bundan 2-3 ay kadar önceydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurun yani 1 doların öyle söyleyelim. Çünkü bize en çok dolar ilgilendiriyor. Oysa avro da bize en az dolar kadar ilgilendirir. Neyse. Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki, kur yerini bulur, merak etmeyin. Muhalefet partilerinin liderleri ve sözcüleri ne yaptılar? Ne yaptılar ya, merak ediyorum. Galiba benden başka çok net hatırlamıyorum. Ben hem Korkusuz'daki köşemde yazdım hem de burada çektiğim videolardan birinde birkaç defa anlattım birkaç videomda. Sordum, Sayın Cumhurbaşkanı, kurun yeri neresi madem öyle? Hadi onu bir söyleyeyim madem. Çünkü belirsizlik, güvensizlik bu ülkenin insanlarını perişan ediyor. Madem bu kadar net konuşuyorsunuz, madem kura müdahale edebilecek kadar gücünüz var, o halde dedim söyleyin kurun yeri neresi? Cevap gelmedi. Efendim seni mi dinliyor? Yok, beni dinlemiyor elbette. İyi ama biliyorum ki muhalefet partilerinin en azından liderleri bile dinlemese, sözcüleri, genel başkanlarının en yakında bulunanlar beni dinliyorlar. Haberim var dinlediklerinden, 100.000 kere eminim. E onlar yapamazlar mıydı? Yapmadılar. Niye yapmadılar? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aklım dağılmıyor neden yapmadıklarını. Canlarım, muhalefetin görevi sorgulamaktır. İktidarın mesuliyeti, eski deyimle sorumluluğu cevap vermektir. Ve doğru cevap vermektir. Bütün dünya, gelişmiş dünya ülkeleri Türkiye'den her yıl ortalama 100 milyar dolar çalındığını iddia ediyorlar. Benim iddiam değil. Benim bu konuda bilgim de yok. Efendim dedikodu, bilmiyoruz, olabilir ama ekonomiye baktığımız zaman, ekonominin durumuna baktığımız zaman pek de dedikodu gibi olmuyor. E dede, bu para nasıl çalınıyor? Devletleri soymaktan daha kolay hiçbir şey yoktur. Neden? E böyledir. Siz bir kamu bankasına, özel bankaya gidin, 100 lira para alın vezneden zorla. Zorla. Tabanca çekmeyin. Ver oradan bana 100 lira deyin. Ya da elinizi uzatın. 100 lirayı çekin, önden kaçın. Yandınız. Doğrudan gasp ve hırsızlıktan 20 sene, 24 sene. Evet. Ama devleti soyarsanız hiç cezası yok. Neden? E imza yetkiniz var. Allah Allah. E devlet bana bu hakkı verdi. Neden verdi? E ben sandıktan çıktım. İşte demokrasinin en büyük zaafı. Onun için geri kalmış ülkeler ya da bir türlü gelişemeyen ülkeler neden fakir? Bu nedenle fakir. Halk çalamaz. Çalmayı becerenler ise ülkeleri yönetirler. Ülkelerinin bütün kaynaklarını yerler, yutarlar, bitirirler. Aklımızın almayacağı şekilde ihaleler olur. Ülkenin birinde bir ihale olmuş. İnanır mısınız? Anlattı mı bilmiyorum. Bazen anlatıp anlatmadım unutuyorum. Yaklaşık bundan kaç 2004'te yayınlanan Sahte Melekler isimli kitabımda, romanımda anlattığım hırsızlığın aynısı o ülkede olmuş. Hangi ülke? Türkiye değil. Türkiye değil. Ama Türkiye yani böyle bizim gibi bir Müslüman ülke. Adamlar ne yapmışlar? O ülkedeki devlet başkanının adamına bir iş vermişler. İş vermişler, yapılan ihale sözleşmesine de yazmışlar. Cayan taraf 100 milyon riyal öder. Mesela riyal diyelim yani. Yok TL değil canım, riyal. 100 milyon riyal öder demişler cayan taraf. Sözleşme neymiş biliyor musunuz? Müteahhit firma, yani devlet başkanının adamı
Mars'a 4 gidiş 4 geliş şeritli yol yapacakmış. Evet, adam atmış imzayı. Ben bu işi yapacağım demiş. Devlete vermiş. Buna benzer bir devlet ya. İsmini sormayın ya. Çok önemli ülke ya. Vermiş. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? O ülkenin o adama ihale veren bakanlığı sözleşmeden caymış. Cayan taraf ne yapıyordu? 100 milyon riyal karşı tarafa para ödüyordu. Abi, devlet başkanının adamı hiçbir iş yapmadan. Adam İpoğlu Kınlar. Zil. Aha, böyle zil ötüyor. Hiçbir şey yok adamın. Ama ihaleye girmiş, ihaleye sokmuşlar. Pazarlık usulü tabii. İhaleyi de kapmış. Ya normal şartta böyle bir ihale olur mu? Uzaya 4 şeritli gidiş, 4 şeritli yol yapılır mı Mars'a? E tabii ki yapılamaz. E bu ihaleye giren adam da yapamayacağını biliyormuş. Ama bir şeyi daha biliyormuş. Karşı tarafın cayacağını. İhaleyi veren kurum caymış. Yok hayır demişler. Biz Mars'a 4 gidiş 4 geliş yol yapmaktan vazgeçtik. Venüs için yol yapacağız. Bu fiyata yolu yapar mısın? Adam da demiş ki kardeşim ben sizinle sözleşmeyi Mars için imzaladım. Bu şartlarda sözleşmeyi bozan taraf sizsiniz. Gitmiş notere bir imza. Mars'a 4 gidiş 4 giriş otoban yapmak için bana arazi tahsisi diye. Karşı taraftan, devletten yani cevap gelmiş. Biz ihaleden vazgeçtik. Buyur sana 100 milyon riyal. Bir ülkede olmuş. Türkiye'de böyle şey olur mu? Hayır, Türkiye'de olmaz. Ha, Türkiye'de öyle şey yapılır mı? Türkiye'deki bütün bürokratlar tertemizdirler. Öyle şeylere girerler mi? Hayır. Bir adama ihale verecekler de adam ihaleden kendi caymayacak. Devlet cayacak ihaleden. Sonra da diyecekler ki adama aha sana şu kadar para, biz ihaleyi vermiyoruz, vazgeçtik. Olmaz Türkiye'de. Ya ne güzel ülke be. Anlatıyorum ama anlamıyorsunuz. Ya Türkiye pırıl pırıl. Türkiye yöneten insanlar tertemiz insanlar. Dürüst, temiz, ahlaklı insanlar abi. Çalmazlar, çaldırmazlar abi. Asla. Ya siz hiç bir tane piyano çalan devlet adamı gördünüz mü? Neden? E çalmaktan nefret ederler çünkü. Çalmazlar. Hiç keman çalan gördünüz mü? Keman çalan bir devlet başkanı ya da bir bakan yok. Göremezsiniz. Niye? Abi çalmaktan nefret ederler. Yani anlatamıyorum ben. Tertemizdirler, çalmazlar diyorum. Hayır çalarlar diyenler var bana. Yapmayın kardeşim, çalmazlar ya. Alın size kanıtlayayım. Gidin bana bir tane bulun getirin. Gösterin fotoğrafını. Keman çalsın ya da piyano çalsın. Çalmazlar abi bizimkiler. Çalmazlar. Yani piyano ve keman çalmazlar. Yok abi. Başka şey çalar. Ben bilmem orasını ama ben çalmazlar dediğim bir çalmazlar. Beni niye zorluyorsunuz kardeşim ya? Allah Allah. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Öfkelendim abi. Ben çalmazlar diyorum, çalarlar diyorlar hala kulağıma birileri oradan. Kim çalar peki söyleyin abi. Ha kim? İsim? E isim ver. İsim ver abi. Mesela benim o hani uzaya giden Mars'a 4 şerit gidiş 4 şerit giriş yol ihalesini yapan ülkede hırsızlık çok. Orada gırla gidiyor işte anlattım. Adama ihale verdiler. Sonra caydılar para verdiler. Türkiye'de buna benzer bir örnek var mı? Hadi gösterin bana. Bir devlet kurumu, bir kamu kurumu birisine bizim siyasetçilerden birine bir iş versin, ihale versin bir devlet. Sonra da ihaleden caydık deyip adama para versin. Yok abi böyle şey olmaz. Olmaz abi olmaz. Beni inandıramazsınız. Bizimkiler çalmazlar abi. Bana bir tane piyanonun başında bir tane bakan gösterin. Bir devlet adamı gösterin. İnandırın beni. Ya da keman çalarken gösterin. Ya canlarım benim. Bak rahmetli Bekir çalardı. Müthiş çalardı. Acayip çalardı. Ne? Keman çalardı. Mükemmel keman çalardı. Bayağı büyük saz heyetlerinde keman çalmışlığı vardır. Kırklareli'ne bile geldi. O zaman gazeteci değildi. Kırklareli'nde bile Bekir Coşkun kemani Bekir Coşkun diye bir az solistin arkasında keman çaldı. Bekir çalardı. Ama bizim siyaset adamlarımız, bizim devlet adamlarımız çalmazlar. Çalmazlar. Bekir çalar, onlar çalmaz. Canlarım hepinizi gözlerinizden öperim. Enseyi karartmak yok. Tamam mı canlarım benim? Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.